Büreme çağında bir hanım geldiği zaman ve siz o hastanın hafif ağrıları var, çocuğu olmuyor diye size geldi ama adetlerin ağrılı olduğunu kabul etmiş. Annesi de ağrılıydı, kendisininki de ağrılı olur diye düşünebilir. Ama karşımıza çıktığı zaman, baktığımız zaman ultrasonda kocaman çikolata kistini görmek mümkün. İşte bu hastaların hamile kalmalarından önce bu çikolata kistlerinin boyutları, içinde taşıdığı bu sıvının içindeki kansere uygun olup olmayan bir takım moleküllerin varlığının olup olmadığının kanda araştırılması ve ultrasonik olarak incelemeden sonra tedaviyi planlamamız lazım. Yani hastaya şunu dememiz lazım. Sizin endometriozis odağınızı biraz daha küçültmeden ben size bir yol açması yapamayacağım. Evvela bir bunu küçültücü bir tedaviye girelim. Hem adetlerinizin ağrıları azalsın, hem endometriozis kanaması içinde olan ve çikolata kisti dediğimiz kistiniz biraz küçülsün. Bu bir süreç. Hastayla bunu iyi paylaşmak lazım. Bu sürecin içinde bu kistin biraz gerilediğini, biraz daha sabitlediğini gördükten sonra tabii ki yolumuz ikiye ayrılıyor. Bu hastaların yumurta rezervine bakarak, ultrasondaki endometriozis çikolata kistiyle diğer yumurtaların durumuna bakarak, eğer kanalları açıksa, kocaları normalse, önce yumurtlama tedavisiyle bir şansımızı denemek lazım. Yumurtlama tedavisiyle birkaç yumurta geliştirip onları çatlatıp ya beraberlik ya aşılama şeklinde tarif edilebilir. Ama kronikleşmiş, yani 7-8 senedir bir çikolata kisti olan, birkaç tedaviyi görmüş ama başarısız olmuş hastalarda da artık sizin yolunuzun tüp bebekle kesişmesi gerektiğini diye söyleyip tüp bebekle bu yola devam edeceğimizin anlatılması lazım.